Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 30 Mayıs-5 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar Güneş İkizler Burcu'nda ilerliyor ve hafta başı İkizler Burcu'nda yeni ay doğacak 30 Mayıs'ta öğlen 14.30'da 9 derece İkizler Burcu'nda yeni ay doğuyor sizin için de önemli bir yeni ay sizin gibi değişken bir burç çünkü ve üstelik yönetici gezegeni Merkür sizin de yönetici gezegeniniz ve bu yeni ay ile ilgili detaylı bir video hazırladım henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz 10. evinizde doğacak olan bu yeni ay toplumdaki duruşunuz statünüz gelecek hedefleriniz iş kariyerinizle ilgili konu larda tabii ki yeni gündemler yaratabilir. Yeni beklentiler, yeni hedefler ortaya çıkarabilir. Bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür henüz daha geriliyor olacak. 3 Haziran'da tamamlanacak gerilemesi. Ancak yavaşlayacak bu hafta retro bitimi öncesinde ve hızına kavuşması için biraz zamana ihtiyacı var. En azından bu hafta zihinsel olarak biraz daha hani e, içinde bulunduğunuz şartları gözden geçirebilirsiniz. Çünkü Merkür Satürn'le açısı ciddi bir açı oluşturuyor. Ciddi düşünceler, planlar anlamına gelir. Uzun vadeli düşünceler anlamına gelir. Bu açıyla beraber eksikleri de görebilirsiniz. Yapılması gereken sorumluluklarınızı daha iyi idrak edebilirsiniz. E, bu hafta bunlara odaklanmanız mümkün ve önümüzdeki hafta Merkür yavaş yavaş hızlanacak. Merkür hızlandıkça sizde daha rahat özellikle iş, kariyer gibi hedeflerinize odaklanabilir, bunları hayata geçirebilirsiniz. Bu hafta Mars ve Jüpiter Koç burcunda birleşiyorlar ve oldukça güçlü bir enerji ortaya çıkarıyorlar. Parasal alanlarda hızlı gelişmeler olabilir. Para girişleri olabilir ama çıkışları da olabilir. Finansal konulara ve özellikle hisseli paralar alanında yani eşinizin kaynakları olabilir bunlar işte bir kredi ile ilgili bir konu olabilir ya da işte bir alışverişte kredi kartınızı kullanmak gibi bir konu olabilir. Çok sabırsız ve dürtüsel davranabilirsiniz. Yani daha dengeli olmakta fayda var. Çarşamba günü ay yengeçte olacak. Cuma akşamına kadar ve bu iki buçuk günlük süreç içerisinde duygusal anlamda daha fazla destekleyecek sizi ayın yengeçteki geçişi. Özellikle sosyal alanlarda, toplanmalar, işte arkadaşlarla zaman geçirmek olabilir. Bir ekip çalışması içerisinde özellikle fayda görebilirsiniz. Bir organizasyona dahil olabilirsiniz. Duygusal destekleri sosyal yaşamınızdan alabilirsiniz. Hafta sonu ay aslanda, hafta sonu biraz iç dünyamıza yönelmemiz, dinlenmek istememiz mümkün. Daha ruhsal, daha spiritüel konulara odaklanabiliriz. Veya işte böyle sağlık kontrolleri, güzellik, bakım, estetik gibi konular olabilir. Yani biraz kendimize döndüğümüz ya da psikolojik olarak da kendimizle, iç dünyamıza yöneldiğimiz bir gün. Hafta sonu bir tatil de olabilir, bir izolasyon da olabilir. Yani her zaman bulunduğumuz ortamlardan biraz uzaklaşmak da isteyebiliriz. Dinlenmek için de değerlendirebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.